Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok enteresan bir video ile karşınızdayım. Çünkü yurt dışındaki birçok teknoloji editörü paylaşmıştı. Ben de acaba gerçekten doğru olabilir mi diye düşünmüştüm ama uzun zamandır başka başka işlerden fırsat olmamıştı. Bugüne nasip oldu. Ne nasip oldu? Şimdi elimde iki tane telefon var. Bunlardan bir tanesi çok aşırı severek kullandığım Samsung Galaxy Note 10 Plus. Gerçekten seviyorum. Note 5'ten beri iyi bir not kullanıcısıyım. Şimdi diğer telefon şurada görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S20 Ultra. Bu telefon Türkiye'ye geldiğinde tam 12.500 lira fiyatla satıldı ama aradan daha 2 ay geçmeden telefonun fiyatı kaç oldu biliyor musunuz? 10.000 liraya düştü. Samsung daha önce de yapmıştı böyle şeyler. Peki Samsung Galaxy Note 10 Plus ne kadar? Neredeyse çıkalı 1 yıl olacak. Çünkü ifa zamanı bu telefon yenileniyor. Exynos 990 işlemci var. Bunda bir önceki işlemci var. Şimdi neredeyse bir yıl olacak telefonun fiyatı da 9000 TL. Yani işlemci eski, kamera teknolojileri eski. Kağıt üzerinde bu arada tarihsel sıralama olarak söylüyorum. Peki bu telefon acaba Samsung Galaxy S20 Ultra'dan iyi olabilir mi? Şimdi ne yaptım? Bunu cevaplayabilmek için gittim bir düzenek oluşturdum. Şu anda ekranda fotoğrafını ve videosunu görmüş olduğunuz bu düzenekte aynı anda aynı açıdan fotoğraflar çektim. Hatta ortaya bir nesne koyduğumda bu sefer açı farkı da olmasın diye bir telefonla fotoğrafı çekip kaldırdım. Tekrar diğer telefonu sabitledim. Bu şekilde fotoğraf ve videolar çektim ki insan hatasından arınsın diye. Şimdi yaklaşık 15 tane kıyaslamaya bakacağız arkadaşlar. Enteresan sonuçlar var. Yani arada ciddi bir fiyat farkı vardı. En başta yaklaşık 3500 lira gibi bir fark vardı. Yani bu telefon 3500 lira daha ucuzdu. Ee, ve teknoloji farkı var. Acaba gerçekten yurt dışındaki teknoloji editörlerinin söylediği gibi Samsung Galaxy Note 10 Plus S20 Ultra'dan daha iyi olabilir mi? Gelin hep beraber bakalım. Bilgisayarımı açtım ve aynı anda aynı ortamda, aynı şartlarda çektiğim fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki tabii ki gece fotoğrafı. S20 Ultra'yı sağa koyacağım ve Note 10 Plus'ta sola koyacağım. Baktığınız zaman Note 10 Plus'ın gece fotoğrafında bazı nesneler çok daha aydınlatılmış. Yani çok daha gündüzmüş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir de bir önceki videom vardı benim. Ee, Xiaomi Mi 10 Pro ile Galaxy S20 Ultra'yı kıyaslamıştım. Orada çok fazla kişisel yorum yaptığıma dair sizden eleştiriler gelmişti. O nedenle çok fazla kişisel eleştirimi yapmayacağım arkadaşlar. Yine kendi görüşümü ufaktan paylaşacağım. Ama son kararı siz vereceksiniz. Yorumlamayı unutmayın. Şimdi sol tarafta şurada görmüş olduğunuz bir Note 10 Plus var. Acaba hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor arkadaşlar? Buraya gerçekten... Enteresan sonuçlar çıkıyor. Evet. Emir bağırıyor. Evden hazırladığımız bu videoda Emir'in de katılımı oldu. Şimdi sol taraftaki fotoğrafın enteresan detayları var. Şöyle ki mesela şu ağacın içerikleri belli. İçeriği derken yani ağacın detayları belli. Daha da aydınlatılmış gördüğünüz zaman arkadaşlar. Çok enteresan bir sonuç. Yani arada bir yıllık bir teknoloji farkı var ve Sağ tarafta S20 Ultra, sol tarafta Note 10 Plus gece çekimleri. Sizce hangisi daha iyi? Yorumunuzu yazın. Ben bu ekranı kapatıyorum. İkinci fotoğrafa geçiyorum. Yine sol tarafta Note 10 Plus var. Sağ tarafta S20 Ultra var. Oturdum böyle. Tam o açıdan elle bu sefer fotoğraf çektim. Yine yakınlaşacağımız yer yazılar olacak. Baktığınız zaman Note 10 Plus'ın sanki daha net sonuçları varmış gibi geldi bana. Yine son kararı siz verin ama. Şöyle şu tarafa geçtiğimizde de yine biraz daha büyüteceğim. Burada nesneler Note 10 Plus'ta daha net çıkmış gibi görünüyor. Bana öyle geldi. Sizin yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Geçiyoruz başka bir fotoğrafa. Bu sefer pencereden böyle ultra geniş açıyla bir fotoğraf çekeyim dedim arkadaşlar. Bu Note 10 Plus. Bu da S20 Ultra. Yine yan yana koyduğumuzda sonuç bu sefer az öncekilerden farklı. Şöyle ki burada detayları şöyle göstermek istiyorum size. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafın kenarlarında kalan kısımda Note 10 Plus'ta acayip bir bozulma söz konusu. Ama S20 Ultra'da bu sonuçlar gerçekten çok daha iyi. Bu arada burası askeri bölge. İnşallah başıma sıkıntı çıkmaz bunu paylaştığım için. Ve görmüş olduğunuz gibi renkler sanki S20 Ultra'da biraz daha canlı gibi. O nedenle S20 Ultra'ya burada hakkını teslim etmek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz? Şimdi bu iki telefonda da bir kere yakınlaştırma var. Hani fotoğrafı çekerken altta ağaçların ikonuyla gösterilen yani bir ultra geniş açı, normal çekim ve bir tık zoom. Şimdi bir tık zoom'da ne oluyor? Onu da yine sizlerle paylaşacağım. Solda Note 10 Plus var, sağ tarafta da S20 Ultra var. S20 Ultra'nın bir tık zoom'u çok daha başarılı. Note 10 Plus'ta da yine yakınlaştırır. Az önce ultra geniş açıyı görmüş oldunuz. S20 Ultra'ya da yine burada hakkını teslim etmek lazım. Oldukça başarılı bir zoom yapıyor. Geçelim 5. fotoğraflara. Bu sefer az önce bahsettiğim gibi masanın üzerinde bir nesne var. Bu nesnenin karşısına bir tane küçük tripod koydum ve tripod sabit. Sadece içindeki telefon değişiyor. Şimdi sol tarafta Note 10 Plus, sağ tarafta da S20 Ultra var. Bunlara zoom yapacağız arkadaşlar. İkisinde de aynı nesneyi görmek için zoom yapacağım. Çok fazla büyütmüyorum. Şimdi bu tarafa baktığımızda Note 10 Plus'ta şuradaki detayların net olduğunu görüyoruz. S20 Ultra'da o kadar net olmadığını görüyoruz. Bu yine beni şaşırttı. Şöyle ki biraz daha farklı yerlere geçiyorum. Mesela buradaki yaprak Note 10 Plus'ta çok daha net çıktı. Enteresan bilmiyorum neden böyle. Bir yerde hata yaptığımı da düşünmüyorum. Çünkü telefonu koyuyorsun otomatik olarak hani pro ayarlarda çekilmiş bir fotoğraf değil. Zaten öyle olmaması gerekiyor. Yani bunu alan kişi ne yapıyor? Alıyor kamerayı açıyor çekiyor. Aynı şartlarda denedim. Bu sefer geniş açıya bakayım dedim. Note 10 Plus ve S20 Ultra'ya. Şimdi geniş açıyla çekilmiş fotoğrafları kıyaslıyorum. Sol tarafta Note 10 Plus var. Biraz zoom yapacağız. Sağ tarafta da S20 Ultra var. <laughs> Niye böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Yazılımında mı bir sorun var? Donanımında mı bir sorun var? Ama Note 10 Plus daha iyi fotoğraf çekti. Yani çözmüş değilim çözebilmiş değilim. Neden böyle olduğuna dair bir fikrim yok. Aranızda kesinlikle benden daha iyi uzmanlar vardır. Onlar cevaplarsa sevinirim. Şuradaki yaprak bile daha büyük bu arada. Şöyle küçülteyim. Noton Plus'ta daha iyi çıkmış. Çok ilginç. Devam edelim. Daha bir sürü fotoğrafımız var. 7. test portre s 20yi sağa Noton Plus'ta sola aldık. Ne zaman S20 desem Siri çalışıyor bu arada. Onu da durdurmuş olayım. Şimdi buraya biraz zoom yapalım. Acaba portre fotoğrafta bir fark var mı diye bakınalım. Burada böyle çok ciddi bir fark göremiyorum arkadaşlar. Hani yaprağa da birazcık yakınlaşıyorum şu anda. Yani çok ciddi bir fark göremedim. Aslında çok ciddi bir fark görmem lazım. Çünkü birisi bir yıl önce çıkan bir telefon. Şöyle bu tarafı gösterecek olursak yani belki S20 Ultra portre fotoğraf çekiminde bir tık daha iyi olabilir. Hani bazı detaylar şu anda benim kendi ekranımda çok daha netmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Yine siz kendi görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Buradaki fotoğrafta herhangi bir net fark göremedim. 8. kısım bu sefer video. Video çekiyorum. Evin içinde çektim bu videoyu bu sefer ikisini aynı anda bir ekipmana koydum çünkü titremelerden nasıl bir sonuç çıkacak onu anlayabilmek için. Şimdi karşınıza bu video gelecek. Şu tarafta S20 Ultra, bu tarafta da Note 10 Plus olacak. Bakalım sonuçta hangi video daha iyi olacak? Görüşlerinizi bekliyorum. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, ball it up, I'm with the gang we taking shots off the rebound. Fucking my post say now, I've been humble too long. Yeah. Tell them all to stay calm, yeah. tell them all to move on. Yeah.

daha böyle biraz canlı renkler var ama yüzüme uygulanan böyle bir pudra efekti var. Bu arada bunları çekerken ben güzellik efektlerini sıfırladım. Yani o güzellik efektini açınca iyice saçma sapan bir sonuç ortaya çıkıyor. Baktığınız zaman arada böyle çok ciddi fark var mı yok gibi görünüyor. Ama Note 10 Plus tarafında sanki bu karanlık olan taraf daha da aydınlanıyor gibi. Şöyle ki. Benim tişörtümün şu taraflarına baktığınız zaman Note 10 Plus tarafında daha bir aydınlık arkadaşlar. İyice yakınlaştırdım şahsımı, suretimi iyice yakınlaştırdığımda bu sefer Note 10 Plus'ın birçok detayını seçebiliyorum buradan. Yani yüzümdeki o çizgiler, lekeler, görmüş olduğunuz bu detaylar sanki Note 10 Plus'ta biraz daha fazla gibi geliyor sevgili dostlar. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz? Aydınlanma konusunda da Note 10 Plus detayları biraz daha fazla aydınlatmıştı. Şimdi bunları kapatıyorum. Bu sefer de yine elimi kullanarak yani herhangi bir araç kullanmadan kendim mümkün olduğu kadar aynı açıda, aynı bakışta portre, selfie çekeyim dedim. Ee, burada şu bariz net değil mi arkadaşlar? Samsung Galaxy S20 Ultra'nın ön kamerasının açısı daralmış. Yani Samsung Galaxy Note 10 Plus'ta açı daha da fazla. Neden böyle olduğuna dair herhangi bir fikrim yok. Görüntü itibariyle sanki Instagram'a atılacakmış gibi hazır. Böyle efektli bir fotoğraf var gibi duruyor sağ tarafta. Gerçekten hoş fotoğraf çekiyor. Ee, ama konu detaylara geldiğinde acaba durum nedir? Buradan baktığımızda Note 10 Plus'ın e, portre konusunda hani saçlarımı biraz daha kötü kestiğini görüyoruz. Ama detaylar konusunda biraz daha fazla bana sonuç vermiş gibi geliyor. Yani S20 Ultra'da anlamda bazı detaylar yok edilmiş. Dediğim gibi yani Instagram'a atarken bu kusurları yok ederek atmaya çalışan insanlar onların çok seveceği bir fotoğraf gibi. Bir de saçımı biraz daha iyi arka plandan kopartmış diyebiliriz. Burada sanki böyle paint terk gibi bir efekt var. Geçiyoruz başka bir fotoğrafa. Bu sefer çok enteresan bir sonuç çıkabilir. Renkli bir nesneyi çektim. Önüne bir tane de PlayStation 4 Pro'nun özel bir serisi var. Onun kolunu koydum. Detaylara gireceğiz burada. Çünkü baktığınız zaman zaten ikisi de çok güzel fotoğraf çekiyor. Biz hangisinin daha iyi olduğunu ancak detaylardan anlayabiliyoruz. Bariz bir fark yok çünkü ama detaylara indiğimizde nasıl bir sonuç çıkacak ortaya göreceğiz. Şimdi aynı e, sahneleri yakınlaştırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burada PlayStation ikonu Note 10 Plus'ta çok daha net. Diyebilirsin ki abi oraya netlemiştir. Ama arka tarafta da diğer nesnelerle kıyasladığımızda portre fotoğraf değil bu arada. Yani fotoğraf çekiyorsunuz. Aynı ana kamerayla fotoğraf çekiyorsunuz. Arka tarafta böyle birazcık daha bulanıklaştırıyor. Ama ön tarafta bazı detaylar bu bulanıklaştırmayla beraber görmüş olduğunuz gibi kayboluyor. Yani burada PlayStation 4 Pro'nun kontrolcüsüne bakalım. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ta da çok daha net çıkmış bu detaylar. Bu da enteresan bir fotoğraftı. Bu sefer dışarıya çıktım. Burada arka kamerayla çekim yapayım dedim. Şimdi sağ tarafta S20 Ultra, sol tarafta da Note 10 Plus var. Tekrar kontrol etmiş olduk. Her ikisi de çok güzel fotoğraf çekti. Peki buradaki farkı nereden anlayacağız? Şöyle Şurada gölgede kalan çimenler var. Bu çimenlere baktığımızda yapraklar burada çok daha net. Burada karanlıkta kalmış. Aslında başta gösterdiğim fotoğraflarda da öyleydi. Yani Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın bu HDR yeteneği kendini çok öne çıkartıyor. Karanlıktaki detaylar da öne çıkıyor. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi şurada şöyle bir e, garip bir şey görüyorsunuz. Bakın buradaki yüzey yani yer üzerindeki o desenler çok daha net. S20 Ultra'da o kadar net değil. Şimdi bu arkadaki normal kameraydı. Bu sefer geniş açıyı göstereceğim size. Sol tarafta Note 10 Plus'ın geniş açısının bayağı bir geniş olduğunu söyleyebilirim. Yani ön kamerada da biraz daha geniş bir alan çekiyordu. S20 Ultra'dan. Şimdi arka tarafta da ultra geniş açıya bakıyorum. Yani mesela burada apartmanın dahil olmadığı bir sürü kısmı S10 Plus'ta görebiliyorum. Bununla beraber S10 Plus'ta yine şuradaki karanlık kısmı buraya getireceğim. Yani yine detaylar S20 Ultra'dan daha fazla hem daha fazla alanı çekip hem de karanlık kısımları daha aydınlatıyor olması bana biraz soru işareti geldi. 14. fotoğrafa geçiyoruz. Çok mu kötü oluyor bu videolar bu arada arkadaşlar? Bana yorum yaparsanız sevinirim. Hatta bu video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Çünkü sizden gelen geri bildirimlerden sonra bu videoları optimize etmek isterim. Yani 15 tane sahne çektim. Diyebilirsin ki abi 5 tane çek. Ya da diyebilirsin ki abi şunları şunları da çek. Lütfen bunları benimle paylaşın. Abi derken lafın gelişi söyledim. Benden büyükler de büyüklerde vardır. Şimdi arkadaşlar gelelim. Ön tarafta bunu elle çekiyorum. Ee, bir selfie portre kıyaslamasına. Sol tarafta Samsung Galaxy Note 10 Plus var. Şimdi buradaki Note 10 Plus baktığımız zaman kafam aynı büyüklükte olsun. Biraz daha böyle canlı renkler yok. Hani o vivid renkleri dediğimiz hani böyle Instagram'da da görmeye alıştığımız renkler sağ tarafta S20 Ultra'da daha fazla var gibi görünüyor. Bu bazılarının hoşuna gidebilir. Bazıları da diyebiliyor ki ben şöyle seviyorum. O nedenle buraya çok yorum yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi burada gene Note 10 Plus'ın selfie portresini ev içinde denemiştim. Oradaki çıktının bir benzeri burada mevcut. Şöyle ki saçımı bazen algılamayabiliyor. Şöyle göstereyim. Hani saç konusunda şuraları Note 10 Plus yemiş. Ama garip bir şey var. Şimdi burada nesne duruyor. Arka taraf bulanık doğal olarak. S20 Ultra'da, bu arada isimleri inşallah yanlış söylemiyorum. Yanlış olduysa da kusura bakmayın. Şurada garip bir şeyler var arkadaşlar. Anlamadım. Yani bu birkaç fotoğrafta da oluyor. Yani arka tarafta tamamen bulanıklaştırması gereken kısımları bazen şurada olduğu gibi net gösterebiliyor. Bu fotoğrafta enteresan bir detay olabilir. Ön taraftaki portrede yine benim e, tişörtüm biraz daha koyu çıkıyor. Ve biraz daha net çıkıyor. Bu tarafta biraz daha açık. Yani bu HDR konusunu Note 10 Plus biraz abartıyor olabilir. Hangisinin hoşunuza gittiğini seçebilirsiniz. Boyun detayında da sanki S20 Ultra yine biraz daha iyi sonuç veriyor gibi. Sadece ön taraftaki portre çekimi yani ön kameradaki portre çekiminde arkada kalan nesnenin garip bir şekilde bazı kısımların netleştirilmesi beni şaşırttı. Son fotoğrafa geldik. Bitiriyoruz hadi. Arka kameradan portre çekiyoruz. Bunu tripod'ta çektik arkadaşlar. Sağ taraftaki S20 Ultra. Baktığımız zaman yine buradaki vivid renklerin fazla olduğunu görüyoruz. S20 Ultra'da yakınlaştırdım arkadaşlar. Netlik açısından sanki S20 Ultra yüzümü çok daha net ortaya çıkartmış gibi görünüyor. Ama en arka planda kalan nesnelerin bulanıklaştırılması problemi burada devam ediyor. E, Note 10 Plus'ta böyle bir sorun yokken şu görmüş olduğunuz bölgede garip bir netleme durumu var. Bunu neden yaptığına dair bir fikrim yok sevgili arkadaşlar. Şuradaki detaylarda Note 10 Plus'ta biraz daha öne çıkmış ama arzulanan fotoğraf kişilerin ihtiyacına göre değişebiliyor. Sağdaki fotoğraf çok iyi abi diyenler de var. Soldaki fotoğraf çok iyi diyenler de var. Son karar sizin. Şimdi bütün fotoğrafları bitirdik. Videoları da bitirdik. Durumlar böyle. Siz ne diyorsunuz? Yani yurt dışında epey gündem oldu bu. Note 10 Plus ve S20 Ultra. İkisini çekmiş olduğu fotoğraflar gece, gündüz, ön, arka kamera, geniş açı, portre hepsini denedik. Zoomları da denedik. Hepsi ortada. Arada da az da sayılmayacak bir fiyat farkı var. Acaba hangisi almak daha mantıklı? Görüşlerinizi benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız, bildirimleri açarsanız yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.